Merhaba arkadaşlar bir soru çözüm videosuyla karşınızdayım. Efenler R'nin alt kümesi ve buradaki efenler şu şekil tanımlı x'lerden oluşur. x'ler sıfırdan büyük veya eşit ve 2 eksi 1 bölen küçük eşit x kare 2 artı 1 bölende de ondan büyük şeklinde tanımlanıyor. Bu durumda en eşitliği birden sonsuz fn'in boştan farklı olduğunu ve bu kesişimin kök 2'ye eşit olduğunu göstermemizi istiyor. Şimdi burada bir hatırlatma olarak şunu verdim. Fn'ler kompakt ve fn artı 1 fn'in altındaysa bu kümenin kesişimi boştan farklı şeklinde bir teoremimiz vardı. Kompaklık konusunda verdiğimiz bunu kullanmaya çalışacağız. İlk görmemiz gereken şey şu n artı 1 alt fn mi kısmından başlayalım. Şimdi şöyle bir şey biliyorum. Bir x eleman fn artı 1 aldığımız zaman ne olacak? Burada şunu söyleyebilirsiniz. 2 eksi 1 bölü n artı 1 nereden küçük bir yaşta olacak? x kareden. O da 2 artı 1 bölü n artı 1'den küçük şeklinde. Şimdi şunu biliyorum. n n'ler doğal sayı olduğu zaman n artı 1'den küçük veya eşit değil mi? Buradaki n'ler eleman doğal sayı. O zaman bir bölülerini aldığımız zaman bir bölü n artı 1'de yer değiştirme olur. Bir bölenden küçük şeklinde. Dolayısıyla baktığınız zaman şurası sizin için şöyle olacak. 2 eksi 1 bölü n küçük eşit. 2 eksi 1 bölü n artı 1. Neden ikisinin yerini farklı yazdım? Şimdi eksiyle çarptığınız zaman tekrar bunların ikisi yer değiştirecek. Yani şunu diyorum. Eksi 1 bölü n Küçük eşit eksi 1 bölü n artı 1 mantığından. Burası için böyle. Burası sizin için nereden küçük bir yaşta oldu? x kareden. Burası nasıl olacak? 2 bölü 1 artı n artı 1. E, Buraya içinde bakarsak şöyle olacak. 2 artı 1 bölü n'den küçük. Dolayısıyla şöyle bir şey elde ettik mi? 2 eksi 1 bölü n küçük eşittir. x kare o da küçük eşit. 2 artı 1 bölü n olmuş oldu. Yani buradaki x'imizin Fn'den olduğunu bulduk. Dolayısıyla şurada ne elde ettiniz? Fn artı 1 dediğiniz küme Fn'in içerisinde. Rastgele aldığınız her x noktası Fn'in içine düşüyor. Dolayısıyla alt kümesi olmak zorunda. Şimdi şunu biliyoruz. Her n için x eleman Fn ise ne olacak? x'lerimiz sıfırdan büyük şekildeydi. Aynı zamanda üstten de baktığınız zaman 1 bölü n dediğiniz dizide sizin için 1'den küçük. Yani şurası sizin için 3'ten küçük eşit olur. Nereden bunu söylüyorum? Şu üst sınıra baktığınız zaman şurası da küçük eşit bir her sayı için. Dolayısıyla üçten küçük veya eşit olacak. E, buradaki fn'ler sınırlı sizin için. Aynı zamanda şuraya bakarsak aslında fn dediğiniz kümeler sizin için şu şekilde. Her tarafın gidip karekökünü alırsak burada şurası için söylüyorum. Şöyle bir şey elde etmez miyiz? 2-1 bölü n küçük x küçük 2 artı 1 bölü n şeklinde. Dolayısıyla bu bir kapalı aralık. Şu şekil olacak. 2 eksi 1 bölü n virgül 2 artı 1 bölü n kapalı aralıkları şeklinde her bir fn için. E şimdi bu bizim için kapalı aralık olduğundan kapalıdır. E buradan da kompakt kümelerin iç içe geçme özelliğini de kullandık. Dolayısıyla şu kesişim n eşittir birden sonsuza fn dediğiniz şey boştan farklıdır. Şimdi bir x0 alalım. Buranın içerisinden bu kesişimin içerisinden en eşittir. Birden sonsuza fn'den aldık. Evet burası sizin ne olacak? Verilen her en eleman n için şu şekilde olacak. 2 eksi 1 bölü n küçük x0'ın karesi o da küçük 2 artı 1 bölü n şeklinde oldu. Buradan şöyle bir şey diyebilir miyiz? Her taraftan 2 çıkarsak x0'ın karesi eksi 2 dediğiniz şey şöyle 1 bölü n ile eksi 1 bölü n arasına sıkışmış oldu. Yani x0'ın karesi eksi 2 dediğiniz küme sizin için 1 bölü n'den kesin bir şekilde küçük diyebiliriz. Yani şu şekil bir şey söyleyebiliyoruz. Şimdi en sonsuza giderken nereye gidecek burası? En sonsuza giderken sıfırdan küçük bir eşit işte olacak. Dolayısıyla x0 eksi 2 buradan üstten sıfırla sınırlı. Zaten alttan da sıfırla sınırlıydı. Çünkü mutlak değer her zaman sıfırdan büyük veya eşitti. E buradan tek bir ihtimal kalıyor. x0 kare eksi 2 eşit sıfır olmalı. Bu durumda x0 kare dediğiniz şey sizin için 2 olmalı. x0 da buradan artı eksi kök 2 çıkıyor. Ama ne biliyoruz? x0'lar sıfırdan büyük veya eşitti. Yani buradan x0 dediğiniz şey mutlaka 2 olmak zorunda kök 2 olmak zorunda çıkıyor ve böylelikle n eşittir 1'den sonsuza fn dediğiniz kesişim sizin için kök 2 sayısını verecek